Full servis taşımacılığı eğitim toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği toplantı salonunda yapıldı. Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı toplantıda servis şoförlerine dikkat etmeleri gereken noktalar jandarma ve emniyet personelleri tarafından aktarıldı. Okullar açıldı ve servis şoförleri işbaşı yaptı. Okul servis şoförleri ve rehber personellerin üzerine düşen görevler ve dikkat etmeleri gerekenler konusunda bir toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı da katıldı. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Ürettin Tonguç, Ayasop Başkanı Adlıhan Dere ve Jandarma ve Emniyet Teşkilatı'nın trafikten sorumlu personelleriyle servisçilerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin yaptı. Siyah maskesi olan... Şahin konuşmasında sağlıklı hizmet verebilmek için kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. Yıllardır Mali Komisyonu Milli Eğitim ve sizlerin yaptığı protokoldan dolayı her okulda durak taşıma sistemi gibi okul sorunumuz var. Burada biz değer büyüklerimizle her zaman talimatlarına uyuyoruz ve onlarla işbir işliyiz. Milli Eğitim Camiası'nın çok büyük bir paydaşıyız diyerek konuşmasına başlayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, servis şoförlerine kazasız ve belasız bir yıl diledi. Milli Eğitim Camiası'nın çok büyük bir paydaşıyız. Birlikte çalışıyoruz. Servisçisiyle, kantincisiyle, öğrencilerimiz bizim ailelerin emaneti. Biz onları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Hem kendimizin evladı gibi hem de veli olarak öğretim yılında bütün bakış açımız bu. Çocuklar ve eğitim söz konusuysa ben hep orada olmaya çalışırım diyen Vali Ersin Yazıcı, servis şoförlerinin en kıymetlimiz olan çocukları taşıdığını ve o yüzden görevlerini ifade ederken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Vali Yazıcı, emanetimizi iyi koruyun diyerek servis şoförlerine seslendi. Herhangi bir çocuğumuzun burnu dahi kanamadan, üzülmeden onu anne babasına akşam sağ salim teslim et. Bu görev sizin ve bunu büyük oranda geçen yılda da olduğu gibi bu yılda da başaracağız. Bu şehrin arkadaşlar, bu şehrin en kıymetlileri sizlere emanet. Lütfen bizim en kıymetlimize, uğruna canımızı vereceğimiz evlatlarımıza kendi evlatlarınız gibi sahip çıkın. Yazıcı aynı zamanda korsan taşımacılık konusunda yaşanan sıkıntıya da değindi ve gerekeni yapıyoruz dedi. Korsanla ilgili biz gerekli çalışmaları yaparız. Emniyetimiz, jandarmamız burada, Milli Eğitim Müdürümüz de burada. Okul idarelerine de konuyu söyleyin ki Süleyman Başkan, taşıma yetkisi olmayanların taşıma yapmaması ile ilgili bir yazı da çıkartalım. Yani biz kimin taşıyacağını okul idaresi karışmıyor ama ona karışmak mecburiyetinde. Yani yetkisi olup olmadığını okul idaresi de müdahale edebilir. Zaten sokakta, caddede polisimiz, jandarmamız yapacağı denetimlerle de buna size yardımcı olalım. Konuşmalar sonrasında emniyet ve jandarma personeli tarafından servis şoförlerine uymaları gereken kurallar noktasında bilgiler verildi.